Değerli izleyiciler, Futbol Teknik programımıza hoş geldiniz ve Naci Hocam'la birlikteyiz. Tabii ki 5 dakika olmadı şeyin biteli, Ankara Gücü Denizli Spor karşılaşmasının biteli. Hemen sıcağı sıcağına Naci Hoca'yla bağlandık ve bu ilginç karlar altında böyle karlar düşer diye hani şarkı söylenebilecek bir karşılaşmanın ardından Ankara Gücü'nün yine son dakikalarda bulduğu bir golle 3 puanı evinde tutabildiği, Denizli Spor'u puansız gönderdiği bir maç izledik. Bir şeyler anlatacağım ama önce Naci Hocam'a hoş geldiniz diyeceğim tabii. Hoş bulduk, iyi akşamlar Akın Bey. İyi akşamlar. Hocam şimdi her tarafta kar yağıyor tabii. Bizim burada da yağıyor. Samsun'da da başladı akşamüstü kar. Kar yağışı herkesi mağdur ederken beni de mağdur etti. Yani ya oturuyorsun evde ne mağdur oldum falan filan diyebilirsin. Maçın güzelce izliyorduk maçı. 1-0 golünü attı Ankara Gücü. Vay neler oluyor falan derken küt diye şey kesildi. Bizim uydu yayını kesildi. Herhalde kar yağışına bağlıyorum ben. Ve ben maçın 1-0'dan sonrasını seyredemedim hocam. 1-0'a kadar da anlatırım. Bak güzel oldu, şöyle oldu, böyle oldu. 5. dakikada işte o penaltı mıydı, değil miydi, bir sürü şeyi konuşuruz ama sonrasını size bırakacağım hocam. Yani öyle bir şey var. Sonrasını ben izleyemedim yani. Nasıl bir maç oldu hocam? Evet Akın Bey, karın yağması çok doğal Akın Bey. Ocağın ortasındayız, kışın ortasındayız. Şimdi Temmuz, Ağustos'ta kar yağsaydı tövbe birilerine isyan etme hakkımız olabilirdi belki ama Ocak'ta da müsaade edelim kar yağsın sen Akın Bey. Ama eskiden kar yağdığında şuna sevinilirdi Akın Bey, en azından gribi yok ederdi. Gribi alıp götürürdü ama bu nalet Covid'i karda götürmüyor galiba. Onunla hala mücadele etmeye devam edeceğiz evet. Galiba. Hocam evet, şimdi maçın başında bir tartışmalı pozisyon oldu. Bir işte eline çarptığı şeyin. İstemsizdi belki ama netice itibariyle bana göre penaltıydı. Bilmiyorum siz katılıyor musunuz? Böyle bir kırılma anıyla başlayabilirdi maç ama kırılmadı. Yani hakem ya gözünden kaçırdı ya bizim gibi yorumlamadı. Gördü ama bizim gibi yorumlamadı. Ve hani kar yağışına bağlı olarak da özellikle ilk yarıda hakem bence birkaç da pozisyonu kaçırdı. Yani şey yapamadı, yani süzemedi pozisyonları. Bir şey de diyemiyorum. Yani öyle bir hava vardı ki futbolcu hata yapar, hakem de hata yapar. Ama netice itibariyle ilk yarı 0-0 bitti. Çok yavaş oynayan, karlı havanın da biraz etkisiyle çok yavaş oynayan bir Ankara Gücü. Denizli Spor'un da işini kolaylaştırdı bu. Sonra ikinci yarı birden böyle bir maç hareketlendi. İlk önce bir Denizli pozisyon yakaladı. İşte Ömer'in kafa vuruşunda kaleci kurtardı topu. Akın topu bir planjonla çıkarttı. Dönen topta bu defa çizgiden topu tam kurtardım derken Denizli sporlular uzaktan bir şut ve top köşeden ağlara gitti. Ve durum 1-0 oldu. Ve ben ondan sonrasından koptum hocam. Şimdi ben size bırakayım. Maçın sonraki kısımlarını bir anlatın da ben de öğreneyim nasıl geçmiş. Evet Akın Bey. Biraz heyecanlı bir dakikaları kaybetmişsiniz. Çünkü sizin seyrettiğiniz dakikalara kadar hakikaten Ankara Gücü, bildiğimiz Ankara Gücü çok yavaş oynanıyor. Çok az gol pozisyonlara giriliyor. Çok az gol pozisyonu üretiliyor. Adeta Eren derdi yok, adeta üşüyor bu havalarda. Ona daha fazla top getirmek lazım Akın Bey. Maalesef gol pozisyona Eren Derdio gibi bir futbolcular var. Onu gol pozisyona sokamıyorlar. Kaldı ki bu Denizli'nin savunmasına mı bağlı? Hayır, pek o kadar da Denizli Spor'un savunmasına bağlı. Bu Ankara Gücü'nün oyununun ruhunda bu yavaşlık var. Çok enteresantır. Son 4 maçını alan, 12 puan alan bir Ankara Gücü. Ya da şöyle diyelim, iki maçı, ikinci yarısında her iki maçını alan, hem Tuzla Spor'u 1-0 hem de Kocaeli'de deplasmanda 2-1 alan bir Ankara Gücü. 4'te 4 yapmış son 4 maçında. Nasıl eleştirilir? Evet, maalesef alınan sonuçlar Akın Bey ve oynanan oyun arasında müthiş bir çelişki var. Yani birbirine örtüşmüyor. Evet, skorlar güzel. Ama oyun kalitesi ve skorlar dediğim gibi maalesef çelişiyor birbirleriyle. İşte şans eseri biraz da Denizli Spor'un son dakikalardaki kornerden yemiş oldukları gol. O biraz da savunmanın dekonsantrasyonu. Çünkü Ankara Gücü'nün forvetlerinin yapamadıklarını iki tane stoper sahneye çıktı.
Birincisinde Yasin topu aşırttı ve arkadan Sinan daha doğrusu topu aşırttı ve Yasin golünü attı. Şimdi burada önemli olan tabii bana beni eleştirebilir, eleştirilebilir Ankara Gücü taraftarları ya da bizi izleyenleri. Ne istiyorsun hocam? İşte 45 puanla lider bir Ankara Gücü var. Evet, futbolda skor almak çok önemli. Çünkü güzel futbola futbol verilmiyor, güzel futbola puan verilmiyor. Sadece bu oyun kurallarının içerisinde işte o kale çizgisine geçen o topa eğer geçirebiliyorsan skor alıyorsun ve ilerliyorsun hedeflerinde. Ama gönül isterdi ki Ankara Gücü çok daha tempolu bir oyunla, skorla kendi oyununu güzelleştirsin. Çünkü Akın Bey unutmayalım, futbolcuların ve bizim teknik direktörlerimizin bir tane daha görevimiz var. Evet, hedefimize takımları götürmek ama aynı zamanda bir seyirciyi fazla, bir izleyiciyi fazla tribünlere çekebilirsek biz başarılı oluruz Akın Bey. Çünkü burada bir parantez açmak istiyorum. Mesela Premier Lig'de sadece sportif başarılara başarılar elde etmiş bir teknik direktörü, daha doğrusu orada biliyorsunuz teknik direktör kavramı yok, manager kavramı var. Manager deniyor teknik direktöre ve orada sportif başarı 3. 4. planda kalıyor Akın Bey. Orada başarılı bir teknik direktör eğer tamamıyla bir emperyalist bir yaklaşım, eğer kulübü her şeyden önce bilançosunu pozitif, aktif bir hale getirebiliyorsa, daha fazla seyirci sağa çekebiliyorsa, daha fazla kombine bilet satabiliyorsa, senen içerisinde genç futbolcuları alıp kısa bir dönem sonra onları 2-3 katına fazla satabiliyorsa, o teknik direktör başarılı oluyor. Bu yüzden diyorum ki Ankara Gücü'nü keşke almış oldukları skorların yanı sıra güzel futbolla biraz daha fazla taraftarı, daha doğrusu izleyicileri tribünlere çekme görevi üstlenmeli teknik direktörü Ankara Gücü'nün. Yoksa lider olmuş bir takımın teknik direktörünü eleştirmek gibi bir haddimiz yok. Ama oyununu hakikaten eleştirmemiz gerekiyor. İlk yarıda pek fazla kaydedilecek bir heyecan yoktu Akın Bey. Bir tane şut cezalının dışarısından Şahverdi'nin galiba. Ve ondan sonra işte sizin az önce yorum yapmış olduğunuz penaltı pozisyonu. Şimdi biliyorsunuz artık bu kol ve el, yani nereye kadar el, nereye kadar kol, artık izleyiciler de taraftarlar da karıştırdı, yorumcular da karıştırdı televizyonda Akın Bey. Biliyorsunuz işte dirsekten yukarıya kadar işte sayılmıyor, el sayılmıyor. İşte ne kadar açık, kaç derece açık, yani bunları biraz kurallarda bir değişiklik, bazı değişiklikler oldu. Bu yüzden artık yorum yapamayacağım ama benim bildiğim penaltı verilse de, bu o pozisyonda penaltı verilseydi de kimse bir şey diyemezdi. Çünkü o kadar çok şahidiz ki benzer pozisyonlarda penaltı verilmesine çok şahidiz. Burada hemen ben bir Samsunspor maçına geçeceğim. Fofana'ya yapılan mesela, yani tamamıyla ibretlik, yani böyle altyapılarda gösterilecek bir penaltı pozisyonu vermedi bugün hakem. Bence onu daha fazla konuşmamız gerekir. Nitekim bu pozisyonu. Onun için ilk yarıda pek fazla konuşulabilecek bir şey görmedik. Sadece İlhan'ın müthiş deparıyla kontratağa kalktıkları zaman İlhan Depe'nin galiba Yasin'di galiba stoper, onu yetişmesi ve kornere çelmesi çok heyecan verici bir dakikaydı. Onun dışında Ömer Şişmanoğlu'nun da ikinci yarın başlangıcında çok net bir gol pozisyonu var. Akabinde işte goller geldi. Şimdi burada ben alınan bu yabancıları, bu Origi'yi ve Geraldo'yu Akın Bey analiz ediyorum, her ikisini. Evet, dışarıdan göze çok hoş futbol oynuyor gibi gözüküyorlar ama maalesef verimleri çok düşük. Şut atmıyorlar, gol atmıyorlar. Sadece getiriciler, tırnaklar işaretlerinde getirici, yani pozisyonları yaratma görevi üstlenmiş gibiler ama artık günümüz futbolunda kanatlarda oynayan futbolcu aynı zamanda golcü özellikleri de olması lazım. Bu eksikliğini görüyorum Ankara Gücü'nde. İşte görüyorsunuz orta sahadan genç Kaan golünü attı Ankara Gücü adına ve stoperler golü atıyor. Bu sevindirici bir olay çünkü genelde baktığımızda artık günümüz futbolunda hem savunma hem orta saha hem de
Hücumculara bu rol düşüyor. Sadece hücumculara değil yani. Bu yüzden stoperin, Ankara Gücü'nün stoperlerin adeta kafa tenisi oynayarak golü atmaları, bunlar güzel şeyler. Tabii Ankara Gücü'nün adına ama Denizli Spor adına, Denizli Spor savunmasının adına da tabii ki büyük bir zaaf. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Geraldo olsun, Origi olsun, Eren Derdiyok'un üstünden yükü almıyorlar Akın Bey. Yani o yükü alması lazım biri Eren Derdiyok'tan. Çünkü herkes Eren'den gol bekliyor yani. Halbuki kanatlarda oynayan, işte az önce sözünü etmiş olduğum bu iki futbolcu da daha fazla verimli olmaları lazım. Onun dışında Denizli için pek fazla söylenecek güzel bir şeyler yok Akın Bey. Çok deneyimli bir kalecileri Stakoviak sakat, Muğdat sakat. Ondan sonra Aysati de bilmiyorum ne problem var. Birkaç tane daha futbolcuları yok Akın Bey. Efendim? Cece yok mesela. Evet, Cece mesela ikinci yarıda girdi. Niye kazanılmıyor? Geçen sene kendini kanıtlamış bir oyuncu. Muğdat'ta bir sakat, ciddi bir sakatlığı var. Stakoviak'ın sakatlığı galiba onun da ciddi. Çünkü önemli Akın Bey. Şimdi bu pozisyonda son dakikalarda Stakoviak'ın kalede olması çok farklı bir özgüven veriyordu şeye, savunmalarına. Denizli Spor için çanları iyi çalmıyor Akın Bey. Önümüzdeki maç az önce belirtmiş olduğum gibi Eyüpspor'la da oynuyorlar. Oynadıkları futbolla Manisa Spor'a karşı, Manisa FK'ya pardon, geçen hafta Manisa FK'ya karşı mağlup olabilirsiniz Akın Bey, ama beni üzen olay Denizli Spor'da evinizde oynuyorsunuz ve direkt bir rakibinizde onu yenseniz ona yaklaşacaksınız puan olarak. Ve maalesef siz neredeyse gol pozisyonu üretemiyorsunuz. Bugün biraz daha canlandılar gibi. İşte bir iki net pozisyona girebildiler Ömer Şişmanoğlu'yla. Bir tane de gol attılar. Çok güzel gol attı Oğuz. Stoperleri Oğuz. Bugün nedense işte stoperlerin günü Akın Bey. Hem Denizli Spor'dan hem de Ankara Gücü'nden stoperler sahneye çıktı. Ama Denizli Spor adına önümüzdeki hafta Eyüpspor ciddi bir rakip. İddialı bir rakip. Denizli Spor adına çanlar pek iyi çalmıyor Akın Bey, çünkü düşme hattında olan gruba yakın takımlar hepsi toparlıyor. O Keçiören Gücü oralardaydı, Bolu Spor oradan sarıldı. Denizli Spor'un Manisa FK'ya mağlup olması Manisa FK'yı çok farklı bir yerlere taşıdı. Yani bu yüzden bu düşme hattında olan bu grup, bu dörtlü grup kimleri aşağıya çekebilecekleri olay zorlandı Akın Bey. Sadece bir iki tane takım gibi gözüküyor ama bu yüzden evet, çok maç, birileri bana diyebilir ki ya hoca daha yeni başladı, iki maç oynandı, ama Akın Bey pek de öyle olmuyor. Bu biraz özgüven işi. İki galibiyet, iki üç galibiyet seri şeklinde aldığınız zaman farklı bir şeyler yapabiliyorsunuz. Onun dışında bir puan ya da deplasmanda Bandırma Spor'a karşı Denizli Spor'un 3 puan alması, ama ondan sonra iki maçı üst üsten vermesi pek fazla da bir şey ifade etmiyor. O galibiyetinizin de, dışarıda almış olduğunuz o galibiyetinizin de değerini bir o kadar da aşağıya çekiyor. Hocam şimdi siz yabancı oyuncularından bahsettiğiniz, skora katkıları yok diye haklısınız tabii. Ama bunun yanı sıra yerli yani beklenti olan yerli oyuncularda da, yani Eren dışında Ankara Gücü istediği verimi almış değil. Zaten Nadir'i biliyorsunuz, Nadir Çiftçi'yi devre arasında gönderdi. Cem Ekinci bugün mesela sonradan oyundan da alındı. Cem Ekinci de geçen sene Keçiören'de belli bir performans gösteren golcü bir kanat forvetti. Fakat Ankara Gücü'nde ne golü var ne asisti var. Yani beklenen katkıyı sağlayamıyor. Sanki bana Ankara Gücü'nün hani yol yakınken, riske atmamak için şampiyonluğu, yol yakınken Eren Derdiyok'u şey yapabilecek, hani yedekleyebilecek, gerektiğinde de kanat forvet oynayabilecek böyle etkili bir golcü forvete daha ihtiyacı varmış gibi geliyor. Bilmiyorum, katılıyor musunuz? Kesinlikle. Kesinlikle Akın Bey, onu vurgulamaya çalıştım işte. Madem ki stoperlerin sayesinde bugün ve orta sahadan tabii ki genç Kaan'ımızdan gol de bekleyeceğiz, ama
Özellikle forvet oyuncuları çok daha merkez forvetin yükünü elinden alabilecek gol pozisyonuna girmesi şart. Bu yüzden eleştiriyorum ben bu iki yabancıyı. Yoksa dışarıdan baktığımız zaman hakikaten çok hareketliler ve göze çok hoş futbol oynuyorlar. Geraldo da Arıbi de. Ama maalesef Akın Bey, futbol gol oyunu zaten biliyorsunuz İngilizceden alınan bir kelime. Türkçesi hedef demek. Yani o hedefe götürecek hareketleriniz olacak. Yani forvette günümüz futbolunda ben kanat forvet oyuncusuyum. Kendinize demek istiyorsanız mutlaka golü de düşüneceksiniz Akın Bey. Ve ben şimdi düşünebiliyor musunuz? Eren Derdi Yok'un bir sakatlığında Ankara Gücü'nde işte görüyorsunuz problem. Gol problemi işte Nadir'in de gitmesiyle. Burada bilmiyorum ne kadar zaman daha var transferde. Ankara Gücü yönetimi herhalde bizim gibi düşünüyor herhalde. Nadir'in gitmesinden sonra Eren'in yalnız kalmaması konusunda ya da ileride bir sakatlığı ya da bir ceza alması konusunda Ankara Gücü'nün hakikaten başı ağıracağı gibi gözüküyor Akın Bey. Hocam siz tabii çok usta bir teknik adamsınız ve böyle maçları çok görmüşsünüzdür. Yani böyle kar yağışları, bir de Balkan futbolunu da biliyorsunuz. Balkan futbolu kışın Erzurum, Sivas yani hep yüksek iklim, kar yağışı, soğuk hava ve herhalde öyle düşünüyorum ki böyle soğuk havalarda ve işte kar yağışlı havalarda futbolculara özel bir takım talimatlar verilir. Hani bir defa kıyafetleri işte ona göre ayarlanıyor. İşte gözlerinin altını çizmişler kömürle herhalde çiziyorlar onu. Bir takım tedbirler alınıyor ama oyun içerisinde de hani topu yüksekten at, top kara takılmasın bilmem ne falan gibi böyle hani şeyiniz uzaktan şut at gibi böyle hani şeyiniz olur mu? Taktikler olur mu? Verilmiş midir? Ve bu taktiklere bugün hani Denizli Spor ya da Ankara Gücü takımında rastladık mı? Hani böyle bir özel kar önlemi gördünüz mü siz? Evet Akın Bey, güzel bir soru. Sizi tebrik ediyorum. Şimdi taktik, strateji, oyun konsepti belirlemede bazı etkenleri göz önünde bulundururuz Akın Bey. Yani taktik belirlemede mutlaka ve mutlaka sahanın şartları, sahanın koşulları göz önünde bulundurulur. Ve verilmiş olan taktikler çok elastik bir şekilde bir yaklaşım gösterir. Yani o bir. İkincisi Akın Bey, yani taktiğin yanı sıra hava koşulları, yani sahanın pozisyonu, sahanın koşulları, bir de hava koşulları. Yani bu tür olaylarda taktik değişir Akın Bey. Bir sağa da bir kere bir duralım, bu birincisinde. Eğer mesela sağa genişse, çok çok büyükse, 100 metrenin üzerindeyse Akın Bey, daha fazla kanatlardan ya da genişse oyunu açmada, özellikle rakip takımın kondisyonu düşükse, onları yormak için o tür sahada sağa topu kanatlara taşıyıp onları oradan delme taktikleri verilir. Eğer sağa küçükse Akın Bey, sağa küçükse işte dediğim gibi rakip sahanın, rakip takımın sahasında pres yapıp onları çıkarmamak. Rakip takımın savunmasında eğer ortalama teknik kapasiteleri düşükse önde pres yapmak, o topları çıkmamak gibi. Ondan sonra hava koşulları Akın Bey, işte az önce sizin belirtmiş olduğunuz gibi yağmurda, karda rakip kaleye bol bol şut atmasını tavsiye ederiz taktiksel olarak ve o dönen topların takip etmesini. Bugün bir tane örnek öyle oldu ikinci yarıda, özellikle atılan şuttan sonra Eren Derdi Yok müthiş hareketlendi. O topu kalecinin tutamayacağını sezerek o top önüne düştü ama tabii bu arada rakip savunmada, Denizlispor'un savunması da onunla beraber o golü önledi. Yani görüyorsunuz Akın Bey, yani taktik değiştirmekte ya da takdir belirlemekte, daha doğrusu sağ koşulları ve hava koşulları kesinlikle bir etkendir. Hocam şimdi bir milli ara var ve önümüzdeki hafta karşılaşma yok. Sonraki haftada bakıyorsunuz, az önce siz bahsettiniz, Denizli Spor kendi sahasında Eyüp Spor'u misafir edecek ve Ankara Gücü de Gençler Birliği ile bir Ankara derbisine hazırlanıyor.
Şimdi tam böyle ligin yeniden ısınmaya başladığı bir sırada bütün takımlar gibi Denizli Spor ve Ankara Gücü de bir şeye girecek. Yani böyle bir es verecek. Bu bazı takımların işine yarar, bazı takımlar için de hiç işine yaramaz. Yani bu böyle şey boyunca görürüz bunu. Hani bu tip araların kimi, bir de bay çekenler falan da oluyor. Onlar için daha da uzun bir ara oluyor. Yani böyle bir lige karşı futbolcunun, taraftarın, camianın şey motivasyonu da bozuluyor. Yani böyle bir dönem. Ben bu iki takım, bugünkü iki takım Denizli Spor ve Ankara Gücü özelinde sormak istiyorum. Oynayacağı karşılaşmaları da söyledim. Bu iki takıma bu ara yarar mı yaramaz mı hocam? Evet Akın Bey, her ikisine farklı bir şekilde yarayacaktır. Birincisi, Ankara Gücü lider olarak az önce belirtmiş olduğumuz gibi puanla puan almakta zorlansa da hedefine ulaşabiliyor. Halbuki oyunsal anlamda bu oyunu düzeltmede eğer teknik kadro olarak bir fiziksel sorun varsa o fiziksel sorunu mutlaka düzeltme fırsatı doğar Ankara Gücü'nün. Biraz daha farklı dayanıklık yüklenmeleri, kuvvet eksikliği varsa bazı oyuncularda, özel çalışmalarda bu Ankara Gücü'nün oyun ritmini ve oyun temposunu daha yüksek seviyeye çıkarma şansı doğuyor burada Ankara Gücü adına. Denizlispor'a gelince bence Denizlispor'a daha çok yarayacak Akın Bey. Çünkü sakat futbolcuları var, çok önemli oyuncuları var. Muğdat gibi ligde görmüş, Galatasaray'da oynamış, çok çabuk ucum geçişlerini müthiş bir şekilde kullanabilen bir Muğdat Denizlispor'a çok farklı bir güç katabilir Akın Bey. Ondan sonra Stakhovyak dediğim gibi savunmaya çok önemli bir kaleci, çok deneyimli bir kaleci. Ve işte diğerleri, Aysati yok, bir iki tane yabancıları da yok Akın Bey, bakıyorum o Kai galiba yok. Ondan sonra evet, onların neden onlar yok, eğer onlar da sakatsa bir an evvel onların da sakatlıkları bu arada tedavi edilip çünkü tedavi edilip çok ekmek gibi, tırnakla işaretlerinde tabiri caizse ekmek gibi gereken puanları almada yardımcı olacaktır diye düşünüyorum bu ara Denizli Spor adına. Hocam son bir soru soracağım. Ankara Gücü ile ilgili sormak istiyorum. Şimdi puan tablosuna baktığımızda hani bu aslında Ümraniye Spor için de geçerli. Evet, son 5 maçın 4'ünü kazanmış bu iki takımda. 45'er puanı var. Ve en yakın rakibinin hani maç fazlasıyla da olsa 7 puan önündeler. İlk ikide çıkacağına göre bu iki takım hani şu anda avantajlı bir biçimde istim üzerinde gözüküyorlar. Şeklen. Hani şeye baktığınızda, puan durumuna baktığınızda. Ama oynanan futbola baktığınızda her iki takımın da hani zorlanarak kazandığını, çok temposuz oynayarak kazandığını, estetik bir oyun oynamadığını, daha doğrusu şampiyonluğa yürürken bir coşku olur. Yani inanırsınız şampiyonluğa. Taraftar ona göre bir coşku içinde olur. Teknik adam kenarda duruşu ona göre olur. Futbolcuların sahaya çıkışından saha içindeki temposuna kadar, istekli oyunlarına kadar, hırslarına kadar her şey farklı olur. Yani bir şampiyonluk havası diye bir şey vardır. Hani terim vardır. Siz çok iyi bilirsiniz bunu. Ben her iki takımda da evet, puan cetveline baktığınızda çok iyi durumdalar. Yani Hatice'ye değil, neticeye bakacağımıza göre bu eleştiri çok anlamsız da gelebilir. Ama o şeyin hani böyle şampiyonluğa yürüyen takım coşkusunu ben her iki takımda da şimdilik göremiyorum. Bunun için erken mi daha? Hani belki de erken haftalardayız. Ya da işte bu koronavirüstür, bilmem tribünlerin tam dolmamasıdır, adaptasyon güçlükleri, işte konsantrasyon, ekonomik problemler falan derken bu sene bu havayı zaten hiç bekleme. Bu takımlardan ikisi çıkar ama çok da büyük coşkuyla çıkmaz. Böyle bir sene değil bu sene mi diyorsunuz? Evet Akın Bey, şimdi Ümraniye bir semtimizin, İstanbul semtinin takımı tabii kısıtlı. Yani taraftarını tribünlere çekme kapasitesi düşük Akın Bey. Yani bunu kabul etmek lazım. Pek fazla da böyle uzun zaman bu liglerde, yani 5-6 senedir işte bu TFF 1. liglere, daha alt liglerden buralara gelmiş. Pek fazla da Ümraniye Spor'dan o heyecanı beklemek zor Akın Bey. Sadece işte semtin taraftarı oraya geliyor.
Atıyorum şimdi ben karşıdan Avcılar'dan ya da Beylikdüzü'nden Ümraniye'ye gidip Ümraniyespor'u destekleyecek bir taraftar kitlesi bulamazlar. Ama Ankara Gücü gelince Akın Bey, Ankara Gücü 5 milyon Ankara Gücü'nün Ankara'mızın başkentimizin takımı. Yani bu yüzden Ankara Gücü'nün sorumluluğu bu konuda çok daha yüksek. Çünkü konuşmamda girişte belirtmiş olduğum gibi hem hedefe oynamak hem de aynı zamanda oynadığınız kaliteyle, oynadığınız güzel oyunla taraftarı tribünlere çekmek göreviniz vardır. Burada biraz ben bazı yaşlı oyuncuların Akın Bey mevcutiyetine de bağlıyorum. Şimdi Ümraniyespor'da baktığınız zaman evet çok deneyimli oyuncular var. Özellikle o üçgen geride Burak olsun, Alim, Gumats olsun, Delvaye olsun. Akın Bey, bunlar çok deneyimli oyuncular ama yaş ortalaması biraz yüksek oluyor. Yaş ortalaması biraz yüksek olduktan sonra sürekli bir süreklilik içerisinde yüksek tempoda oyun ve heyecan verici oyun maalesef bekleyemiyorsunuz. Sonuca gidebiliyorlar. Ama sizin de o istediğiniz gibi, sizince belirtmiş olduğunuz gibi o coşkuyu bir tane örnek vermek istiyorum. İşte İstanbulspor onu yakaladı Akın Bey. Yani İstanbulspor çok farklı bir gençlik ruhuyla, çok farklı bir dinamizmle hem skoru alabiliyor, açık skorla alabiliyor Akın Bey, hem de yüksek tempoda oynamış oyunuyla alabiliyor. Dediğim gibi bu yaş ortalaması da Akın Bey çok büyük faktör oluyor. Süreklilik açısından, yani güzel oyun ve tempo süreklilik açısından çok bir büyük bir etken olabiliyor Akın Bey. Bunu böyle yorumlayabilirim. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Hocam ben bütün sorularımı sordum. Aklımdaki bütün soruları sordum. Aslında dediğim gibi bizim burada televizyon yayınının kesilmesi nedeniyle son 20-25 dakikaya yönelik, yani son yarım saate yönelik aslında maçın civcivlendiği o dakikalara da seyredemediğim için biraz böyle amacı dışında böyle sorular da sormaktan da korkuyorum. Çok da fazla ekstra soru sormak istemiyorum. Ama hani belki benim unuttuğum ama sizin gözden kaçırmayacağınız, işte altını çizmek istediğiniz başka bir husus daha olabilir. Ben son sözü yine size bırakayım hocam. Ondan sonra kapatalım yayını. Evet Akın Bey, bu soğuğun dışında çünkü kabul etmek gerekir. Yani çok farklı sorunlar yaratabiliyoruz bu spora, futbola. Çünkü salon sporu değil. Salon sporları pek fazla etkilenmiyor. Görüyoruz, basketbolu da izliyoruz Akın Bey, voleybolu da izliyoruz sıcacık. Sıcacık salonlar Akın Bey, ama futbol maalesef etkileniyor. İstediğiniz kadar iyi sahalarınız olsun Akın Bey, işte hava kendiliğinden, o soğuk hava en azından taraftarı eve bağlıyor. Staddan uzaklaştırabiliyor Akın Bey. Bu maalesef bu bizde ama İngiltere hem bizden iklim olarak çok daha ağır kışları yaşayabilecek bir ülke. Ama görüyoruz Akın Bey, Premier Ligi'ni de takip ediyoruz. Yani bilet bulmak çok zor. Yani o tribünlerde oynamak çok farklı bir heyecan. Futbolcular açısından da, izleyici açısından da çok farklı bir heyecan kazanabiliyor. Bu yüzden istediğiniz kadar kaliteli futbol oynayın da Akın Bey. Eğer tribünler boşsa bu oyunun güzelliğinin yarısını alıp götürüyor. Şimdi bu konuda kime ne düşüyorsa, federasyon dahil, kulüplere dahil, oyunculara dahil ne yapıp ne edip Akın Bey, biz o müşteriyi tırnakla işaretlerinde, çünkü o bir veli nimet, yani kulüplerin veli nimeti, nasıl bir tücara müşteri veli nimetse izleyici de, taraftar da tribünlerde, ki taraftar kulüplere veli nimettir, onu bir an evvel tribünlerde görmek herkese bu görev düşüyor Akın Bey. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten doyurucu yorumlar, işi bilen adamdan dinlemek de ayrıca bir zevk. Efendim, bu arada benim hastalık da hala geçmedi. Geçirmeye çalışıyoruz. Onu da söyleyeyim. Özür dilerim. Zaman zaman öksürüyorum. Efendim, 22. hafta karşılaşmalarından bugün 2-1 ev sahibi takımın galibiyetiyle sona eren Ankara Gücü Denizli Spor karşılaşmasını futbol teknik programımızda değerli Üstad Naci Şensoy hocamla, usta teknik direktörümüzle yorumladık. Kendisine teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere teşekkür ediyorum. Henüz abone olmayanlara bir abonelik de çağrısı ve hatırlatması yapıyorum ve
Bundan sonraki programlarda yeniden görüşmek dileğiyle hepinize sevgiler, saygılar sunarak programı kapatıyorum efendim.